Ne olacak bu İzmir'in hali efendim? Soru bu işte. Ben değil. Bugünlerde İzmir'de herkes birbirine bu soruyu soruyor aslında. Canım İzmir, can çekişiyor. Bakın, denizde balıklar telef olurken sokaklarsa çöplükten geçilmiyormuş efendim meğersem. Temizlik işçilerinin görevi bıraktığı Çiğli'de değil sadece. İzmir'in kalbi konumundaki Konak'ta da durum son derece acınası. İzleyin, hak vereceksiniz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi demek, çöp demek, çamur demek, çukur demek. Kötü koku alıyor, fareler artık cirit atıyor. Yine ispatından bir tanesi. Sineklerden kapı pencere açamıyoruz ve yanımız park, çocuk parkı. Böyle enfekte bir şekilde biz nasıl yaşayalım? Oyun bahçesinde oynuyorlar. Yan tarafında da görüyorsun. Evet, çek kardeşim şurayı. Pisliğini herkes görsün. İzmir can çekişiyor. Kirlilik sorununa bir çözüm bulunamıyor. Üstelik felaket sadece denizde değil, sokaklarda da artık bakımsızlıktan adım bile atılamıyor. Ben dün belediyeye gittim bu çöpler için. Resmen belediye başkanı kendine kalkan oluşturmuş güvenlikleri. İçeri almıyorlar. Geçmiş dönem belediyelerimizde de bir ihmal vardır. Körfez'deki balık ölümleri ve pis kokuyla çevre felaketi yaşayan İzmir'de Çiğli ilçesi de çöp dallarına teslim oldu. CHP'li Çiğli Belediyesi çalışanları maaşlarını alamadı, iş bıraktı. Sokaklarda böyle çöp dağları oluştu. İzmirlilerin de artık tahammülü kalmadı. Salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kalanlar deyim yerindeyse kaderlerine terk edildi. Kendi danışmanıyla görüştüm. Sizinle görüşemez. İşte müsait değil. O isterken benim kapıma yalvararak geliyorsun başkan. Sana söylüyorum. Neden benimle görüşmüyorsun? Bir haftadır böyle. Bu başa geldi geleli sürekli eylem oluyor. Sürekli böyle çöplerle mücadele ediyoruz. Neden? Bizim günahımız ne? Sadece Çiğli değil, kentin merkezi Konak'ta da manzara farklı değil. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek bir çocuk parkının yanı başında yükselen çöp dağlarını görüntüledi. Sorumlularından böyle hesap sordu. Ey Cumhuriyet Halk Partisi! Nasıl bir yer bırakmışsın millete? Millet bir görsün. Şu çöplüğün bir haline bak. Çocuklar burada top oynayacak. Çocuklar burada parkta oynayacak. Siz buranın bu çöplüğünü, pisliğini temizlemeyeceksiniz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi demek, çöp demek, çamur demek, çukur demek. Yine ispatından bir tanesi. Oyun bahçesinde oynuyorlar. Yan tarafında da görüyorsun. Evet, çek kardeşim şurayı. Pisliğini herkes görsün.